Bir de uygarlık savaşı yaptık. İşte bu vapur uygarlık savaşının sembolüydü. Aklınıza ne gelirse Atatürk bu vapura yerleştirmiştir. Bu vapur Türkiye Cumhuriyeti'nin yürüyen bir parçası. Değerli Nokta TV izleyicileri, hepinize yeniden merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğumla beraber Nokta TV stüdyolarındayız. Benim de kendisinden ders alma şerefine nail olduğum çok değerli bir hocam bize bugün eşlik edecek. Doçent Doktor Evrim Şencan Gürtunca konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Rüzgar Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Çok da güzel bir sunum yaptınız. Çok teşekkür ediyorum açılışta. Benim için tabii çok özel bir durum. Çünkü yani öğrencilerim meslek sahibi oluyorlar. Onlarla birlikte programlara katılıyoruz. Benim için çok özel bir durum. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Biz teşekkür ediyoruz bizi kırmadığın için. Bugün çok değerli bir konu konuşacağız. Tahmin ediyorum ki birçoğumuzun bilmediği, duyduğunda şaşıracağı ve ilgiyle izleyeceği bir konuyu konuşacağız. Siz bu konu üzerine araştırmalar yaptınız. Hatta bir kitap yazdınız. Genç Cumhuriyet Karadeniz Vapuru'nda kitabınız. Hemen göstermek isterim. Kitabınızda bir Karadeniz Vapuru'nu anlatıyorsunuz. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde oluşturulan bir gezi vapurundan bahsediyorsunuz. Bize birazcık bu vapuru anlatabilir misiniz kısaca? Neden böyle bir vapur yapılma ihtiyacı hissedilmiş? Bu vapurda neler olmuş? Biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii Rüzgar Hanım, çok teşekkür ediyorum önce. Şimdi bu vapuru çalışma sebeplerimden biri şuydu. Daha doğrusu ben vapurlara zaten ilgiliyim. Yani vapur tarihi çalışıyorum. Çeşitli vapurlar üzerinde araştırmalar yaptım. Yapmaya devam ediyorum ama Karadeniz Vapuru'nun şöyle bir özelliği vardı benim gözümde. Şimdi mesleğimde de, öğrencilerimde de, çevremde de gördüğüm zaman herkes hep Bandırma Vapuru'nu tanıyordu. Halbuki bir de Karadeniz Vapuru vardı. Peki bu vapurların, iki vapurun bağlantısı neydi? Biri Kurtuluş'un vapuruydu. Öbürü Kuruluş'un vapuru. Dolayısıyla Bandırma Vapuru Kuruluş'un vapuruyken bu da benim karşımda Kuruluş'un vapuru oldu. Şimdi biz nasıl bir Kurtuluş Savaşı yaptık? İki türlü Kurtuluş Savaşı yaptık. Biz bir işgalcilere karşı Kurtuluş Savaşı yaptık. Yani tam bağımsızlık savaşı yaptık. Bir de uygarlık savaşı yaptık. İşte bu vapur uygarlık savaşının sembolüydü. İşte ben bu uygarlık savaşının sembolü olan bu vapuru Atatürk nasıl planlamış? Kimleri devreye sokmuş? Planlarken neleri öngörmüş? Çünkü devrimlerin tam ortasındayız bu vapur hayatımıza girdiğinde. Bunları araştırmak istedim. Tabii ister istemez basına da başvurdum. Dolayısıyla kitap böyle ortaya çıktı. Şimdi tabii bir Türk mucizesi var ortada. Bizim Avrupa'ya baktığımız zaman bizim Türk aydınlanmamız, Türk mucizemiz biraz gecikmiş bir Rönesans gibi görünür. Öyledir de Avrupa'ya baktığınız zaman gecikmiştir Rönesans. Ama Atatürk o dar zamanda sıkıştırılmış bir Rönesans yaptı. İşte o sıkıştırılmış Rönesans'ın ortasında da böyle bir vapuru hayatımıza soktu diyelim biz. Şimdi bu vapurda çok güzel anlattınız öncelikle. Peki bu vapurda neler vardı? Yani bu bir sergi vapuru muydu? Türkiye mi tanıtılmaya çalışılıyordu? Amaç bu muydu? Ve eğer öyleyse içerisinde benim haberim de var. O yüzden biraz bilgiliyim konuda. Önden bir giriş yapmış oldum sizin derslerinizden hatırladım. Bu vapurun içerisinde hangi standlar vardı? Neler sergileniyordu? Evet. Şimdi önce standtan önce şunu mutlaka söylememiz gerekiyor Rüzgar Hanım. Tabii dersten hatırlıyor olmanız benim için ayrı bir güzellik. Demek ki oradan beri gelen bir bilgi var. Ben tabii derslerimde yıllardır anlatıyorum Karadeniz Vapuru'nu. Aslında tabii öğrencilerimin de ilgisi sebebiyle bu araştırmaya girdim. Zaten girişte öğrencilerime de özel bir teşekkürü vardır orada. Hep bu vapurla ilgilendikleri için. Şimdi standları sordunuz ama öncesinde şunu söylememiz lazım. Çünkü standların belirlenmesinde önemli bir unsur var. O da şu. Bu vapur hayatımıza girdiğinde yıl 1926. Şimdi o ne demek 1926? Biz devrimlerin ortasındayız demek. Yani devrimler bitmemiş. Türkiye uygarlaşıyor. Daha tam sanayileşmemiş. Demek ki bir sanayileşme, yani tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecindeyiz. Tam ortasındayken hayatımıza giriyor. Şimdi bu ne demek? Şöyle bir tarihi sürece baktığımız zaman bir kere tevhid-i tedrisat yapılmış. Şimdi eğitim, yani eğitim alanında devrimler yapılmaya başlanmış demek. Şapka tanıtılmış ama kılık kıyafet devrimi yapılmamış. Yani tam onun ortasındayız.
Mesela tohum ıslah çalışmaları yapılmış. Atatürk Orman Çiftliği'nin ilk şeyleri, ilk filizleri verilmeye başlamış. Çünkü bu tarım alanı demek. Şimdi demek ki Atatürk bu vapura tarımı da dahil edecek. Şimdi eğitimi dahil edecek, tarımı dahil edecek. Kılık kıyafet devrimi dedik, kadınları dahil edecek. Şimdi biliyorsunuz ki Atatürk ne diyor? Bir milletin can damarlarından biri sanattır diyor. Dolayısıyla aslında eğitimle birlikte sanat alanında da devrimler yapılmaya başladı. Dolayısıyla sanatı dahil edecek. Yani Atatürk Cumhuriyet'in devrimlerindeki her alanı buraya dahil edecek. Kadınların henüz siyasi hakları yok. Çünkü 1926 yılındayız o dönemde. Ama bir planı var Atatürk'ün. Dolayısıyla örnek Cumhuriyet kadınlarını da vapura dahil edecek. Peki başka ne var? Şimdi biz her ne kadar tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiyor olsak da Anadolu tarımla geçiniyor. Dolayısıyla Türkiye'de yetişen ürünleri, öncelikli yetişen ürünler için özel standlar hazırlanacak burada. Dolayısıyla şöyle tam bir büyük çerçevede baktığımız zaman neyi görüyoruz? Hangi devrimleri yapıyorsa Atatürk onu tam olarak içeriye yerleştirmiş. Sağlık alanında devrim mi yapılacak? İçeride doktorlar var. Mesela mimari alanda devrimler mi yapılacak? İçeride özel elektrik hatları döşenmeye başlanıyor. Aklınıza ne gelirse Atatürk bu vapura yerleştirmiştir. O yüzden benim için uygarlık savaşının sembolü bu vapur. Şimdi standları sordunuz, ben biraz uzun bir giriş yaptım, kusura bakmayın ama bunu bilmeden standların bir anlamı kalmayabilir. Kesinlikle. Çünkü Karadeniz vapuru esasen Hollanda yapımı bir vapur. 1905 yılında yapılmış. Esas ismi Willis'ti zaten bu vapurun. Sonra Türkiye Cumhuriyeti alıyor vapuru ve ismini Karadeniz olarak değiştiriyor. Şimdi niye Karadeniz? Çünkü yola Karadeniz'den çıkacak. O yüzden Karadeniz vapuru olarak ismini değiştiriyor. Ve Atatürk vapuru aldıktan sonra Haliç'i demirliyor. 3 ay kadar burada demirli kalacak ve 3 ay içerisinde bu vapur bir sergi haline dönüştürülecek. Ve adı üzerinde vapur seyyar bir sergi olacak. Yani dünyaya tanıtacak. Şimdi ne yapılacak? 2 mimar görevlendiriliyor. Şimdi mimarların Türk olması çok mühim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtacak bu vapur. Asım ve Naci Beyler 2 mimar görevlendiriliyor. Bu 2 mimar önce elektrik düzenini yapıyorlar. Sonra belli standlar, hangi standlar konulacaksa onlara göre bölümler ayarlıyorlar. 2 katlıdır vapur. Bunun bir önemi var. Bugünkü alışveriş merkezlerinin aslında taktiğidir. Siz burayı gezip, birinci katı gezip buradan yukarıya çıkarsınız. Öbür tarafı gezmeden buraya inemezsiniz. Öyle özel bir taktiği var burada. Çünkü amaç bütün standları gezdirmek. Dolayısıyla 3 ay boyunca özel bir tasarımla içerisi bir sergi haline döndürülüyor. Ama en güzel, beni en çok etkileyen yeniliği söylemek isterim. Bu vapur siyahtır. Atatürk vapuru beyaza boyatıyor. Çünkü diyor ki bu vapur Türk milletinin karanlıktan aydınlığa geçişinin sembolüdür diyor. O yüzden de vapur hemen 3 ay içerisinde beyaza boyanıyor. Özel bir logo hazırlatılıyor vapur için. İleride bu logolar yemek menülerine de işlenecek. Logoda bir tanrıça var, tanrı var daha doğrusu, Hermes, ticaret tanrısı, yol gösteriyor. Orada logoya baktığımız zaman görürüz zaten, elinde asası var, Karadeniz vapuruna yol gösteriyor. Hemen arkasında da İstanbul silüetini göreceğiz ve bir Türk bayrağı göreceğiz. Bu da logosu oluyor. Şimdi tabii hep yenilikleri simgeleyen bir vapur olduğu için bu, içeriye bir telefon hattı döşeniyor. Ve Beyoğlu 980'dir hattı. Hani bugün nasıl 0312, 0212'yi çeviriyorsak Beyoğlu 980'dir onun hattı da. Demin bahsettiğim logolardan ileride hatıra pulları yapılacak. Özel bir hatıra pulu yapılacak vapur için. Tabii yangın çıkabilir, tatbikat yapılıyor. Yangına karşı tatbikat yapılıyor. İçeride ahşap, çünkü merdivenler ahşap. Şimdi en güzel şeylerden biri, beni en çok etkileyen unsurlardan biri. Şimdi biz standlara gerekli ürünlerimizi koyacağız. Bu bir sergi. Dolayısıyla sergilerde satış yapılabilir. Para kazanabiliriz. Amacımız para kazanmak değil ama satışlardan para gelebiliyor. Dolayısıyla Atatürk diyor ki biz vapura öyle bir şey yapmalıyız ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız olduğunu gösterelim. Şimdi tam bağımsızlık ne demek? Ekonomik alanda bağımsızlık demek. Peki bizim ekonomik alandaki bağımsızlığımızın simgesi ne? İş Bankası. Hemen içeriye İş Bankası şubesini kuruyor. Ve İş Bankası daha yeni açılmıştır o zaman Türkiye'de. Ve Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını gösteren bir banka hemen onun bir şubesini kuruyor. Şimdi Rüzgar Hanım, açıkçası ben ilk okuduğum zaman şöyle bir şey hayal etmiştim kafamda. Herhalde bir gişe var. Yani böyle küçük bir gişe var. Orada da biri oturuyor. Gelen paraları alıyor, üstünü veriyor. Orada ufak bir kasa vardır. Bir vapura ne sığabilir ki diye düşünüyoruz. Yani öyle hayal etmiştim. Evet, evet. Dediğiniz gibi yani ne olacak? Standlar da var. Nasıl olacak? Fakat ben İş Bankası'nın içerideki fotoğraflarını görünce çok şaşırdım. Çünkü yaklaşık 4 gişe var.
O gişelerde böyle mimari özellikle böyle yuvarlak şeyleri var. Özel mimari döşemeleri var. Hemen arkasında Atatürk'ün de bir resmi var. Ve oraya bayağı bir banka şubesi açılmış. Yani bir banka şubesi var içeride. Şimdi hayal ediyorum, gerçekten Atatürk Cumhuriyet'in hangi alanda ilerlettiyse, hangi alanda devrimini yaptıysa onunla ilgili bir şey koymuş içeriye. Ve standlar belirlenirken ne oluyor? Özel bir yer belirleniyor bunun için. Mesela pamuk için veya hububat için. Şimdi hububatın nem almaması lazım. Denizin üzerinde gidecek bu vapur. Hububatın nem almaması için özel bir yer belirleniyor hububat için. Hemen böyle daha gölgede kalan, daha serinde kalan yerler belirleniyor. Demek ki pamuk için özel bir standımız var. Çünkü pamuk, özellikle Adana'da yetiştirilen pamuk çok mühim. Ve o pamuğun yurt dışına tanıtılması isteniyor. Bir başka önemli kısım, özellikle kadınların ilerlemesini göstermek açısından, o dönemlerde Sanayi Nefise Mektebi var. Biz Cumhuriyet'te oraya Güzel Sanatlar Akademisi dedik. Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki kız öğrencilerin yaptığı resimler sergilenecek. Ama özellikle kız öğrencilerin, çünkü kadınların artık eğitim aldığı ve sanata dahil olduğu gösterilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla resim bölümü var, hububat bölümü var, pamuk bölümü var. Tabii Kütahya Çinisi olmadan olmuyor. Kütahya Çinisi için özel bir bölüm var. Çin'i tanıtılacak. Çin'i bölümü var. Beni böyle hafif gülümseten bir bölümümüz daha var. Keçi, Ankara keçisi bölümümüz var. Aslında gerçek bir keçi almışlar vapura, fakat o kadar zaman keçiyi vapurun içinde tutmak çok mümkün olmadığı için daha sonra Atatürk keçiyi dışarıya çıkartıyor ve doldurma bir keçi koyuyorlar. Hatta limanların birinde keçi, Ankara keçisi çok, tiftik keçisi çok rağbet görmüş. Bayağı fotoğraflar çekilmiş, çok sayıda fotoğraflar çekilmiş. Keçimiz var, resimlerimiz var dediğim gibi. Çok önemli bir şey tabii, bugün bile hala Türkiye'nin, Türkiye'yi tanıtırken kullandığımız bir unsur. Lokum bölümümüz var. Ali Muhittin Hacı Bekir lokumları var ve bugün hala açıktır dükkanları. 1777'den beri açıklar. Ali Muhittin Hacı Bekir lokumlarının kurucusu zaten, kendisi standta duruyor zaten. Ve Ali Muhittin Hacı Bekir lokumları ve tabii yanında Türk yemeklerini sergileyen bir büfe var. Yani gördüğünüz gibi... Zannediyorum Almanya'daydı, yanlış hatırlamıyorsam. Almanya'da vapuru karşılayanlar şöyle bir cümle söyleyecekler. Biz yine limanlardan bahsederiz ama bu vapur Türkiye Cumhuriyeti'nin yürüyen bir parçası. Tam da onu söyleyecektim. Yani Türkiye'yi Türkiye yapan tüm motifler, işte giyiminden tutun gıdasına kadar, hayvanından tutun işte ekonomisini temsil eden yerlere kadar her şeyi düşünüp akıl etmiş Mustafa Kemal Atatürk o dönemin şartlarında ve sizin de bahsettiğiniz gibi aslında altını çizmekte fayda görüyorum. Devrimler daha tamamlanmadan, daha aslında her şey tamam oldu bitti demeden bile ciddi bir ileri görüşlülükle ve şu an şu dönemde görmeye çok alıştığımız bir tablo var. Yaptım oldu demeden hakikaten ince işçilikle, çok düşünerek, ötesini berisini planlayarak bir yolculuğa çıkılmış anladığım kadarıyla. Evet. Hatta Rüzgar Hanım, şunu eklemek isterim söylediğinizin üstüne. Şimdi Atatürk o kadar öngörülü bir liderdir ki ve Türkiye Cumhuriyeti'ni o kadar sağlam temeller üzerine kurmak istemiştir ki bu devrimler sürecinde. Bu hangi konuda devrim yapıyorsa onunla ilgili bilir kişilere başvurur. Bu vapur için de bu geçerlidir. Mesela Ali Cenani Bey ile birlikte çalışır. O kim? Ticaret Odası Başkanı. Şimdi bu kişi Ali Cenani Bey'le çok eski arkadaşlar. Ta Kurtuluş Savaşı'ndan tanışırlar zaten. Ali Cenani Bey'le ortak, hatta ben ona şöyle söylerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ticaret Odası, Meclis ve müzeler ortak bir akılla bir cumhuriyeti bir vapura sığdırdılar derim hep. Hakikaten ortak bir akılla bir cumhuriyeti bir vapura sığdırdılar. Çünkü Ali Cenani Bey yurt dışını çok görmüş bir kişi ve Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtalım diye bir fikir ortaya attığı zaman Ali Cenani Bey sergi fikrini ortaya getiren kişi. Hatta Atatürk de diyor ki sıradan bir sergi yapmayalım. Çünkü sergi var olan bir kültür. Osmanlı'nın son döneminde de sergiler vardı. Her zaman olan bir sergi olmasın. Değişik bir şey yapalım dedikleri için bir seyyar sergi düzenliyorlar. Yani ortak akılla bunu yapıyorlar. Bu her şeyde böyledir. Her alanda böyledir. Atatürk her zaman bilir kişilere başvurur bununla ilgili. O yüzden ortak akılla Cumhuriyeti vapura sığdırıyorlar. Bu çok önemli bir detaydı bence. Çünkü işin ehline sormak gerekir her zaman. Bunu da görmüş olduk. Şimdi
Benim aklıma takılan şöyle bir nokta var. Kimler gezdi bu vapuru? Hı hı. Yani misafirlerimiz kimlerdi? Kimler Türkiye'yi tanıdı, gördü? Evet. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Diyelim siz tüccarsınız veya esnafsınız. Ve siz ülkemize ait bir ürününüz var ve bunu tanıtmak istiyorsunuz. Ünlü değilsiniz hiçbir şekilde. Bu vapura katılabiliyor musunuz? Evet. Yani siz gidiyorsunuz, kayıt yaptırıyorsunuz ve o kayıt karşılığında sizden kayıt ücreti almıyorlar. Sadece söylediği şu, gittiğimiz, durduğumuz limanlarda hani eğer vapur dışında bir yerde konaklayacaksan, çünkü bazı yerlerde birkaç gün kalınıyor, yani kalma ücretini kendin karşılaman gerekiyor. Bu kadar. Dolayısıyla tüccarlar var ama şimdi bir başka unsur var. Bunu özellikle söylemek gerekir. Çünkü bu vapurun esas amacı para kazanmak değil. Yani satış yapıp para kazanmak değil, vapurun amacı Türkiye'yi tanıtmak. Yani şimdi şöyle bir şey var Rüzgar Hanım, siz benden çok daha iyi bilirsiniz. PR çalışması diye bir şey var günümüzde, değil evet, mi? Evet. İşte tam bir PR çalışması. Evet, reklamını yapmak. Reklamını yapacak. Evet, doğru, doğru. Tam Türkiye'nin reklamını yapılacak yani. Bir halkla ilişkiler çalışması diyebiliriz. Şimdi bu sebepten dolayı sorunuza şöyle yanıt vereceğim. Bazı özel kişiler seçilmiştir bu vapurda seyahat etmesi için, Cumhuriyet'in tanıtılması için. Mesela Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerinden biri bu vapurda, Bediye Celal. Celal Esat Arseven'in kızıdır kendisi zaten. Bediye Celal vapurdadır. Birkaç kişiden tabii bahsedeceğim çünkü vapurda 285 kişi var. Hepsinin tek tek isimlerini burada belki zikredemeyiz ama ilk aklıma gelenler. Mesela Mebrure Hanım var. Mebrure Hanım o zaman daha modern görünen bir Türk kadını olarak orada. Ama Mebrure Hanım kim? İleride Türkiye'nin ilk kadın milletvekili olacak. Özel bir insandır Mebrure Hanım, Mebrure Gönenç. Oradadır. Mesela çok önemli bir insandan bahsedeyim size. Şeyh Ata Efendi, bir şeyhtir o. Bakın halifelik kaldırılmış, daha yeni kaldırılmıştır. Şeyh Ata Efendi kim? O bir şeyhtir, Özbekler tekkesi şeyhidir. Ve Şeyh Ata Efendi Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan Ankara'ya milli mücadeleye yardımcı olmak için geçmek isteyen insanlarda insanlara tekkesini açan ve tekkesini de saklayan kişidir kendisi. Ve açıkça şunu ifade edeyim, tekke ve zaviyeler kapatıldığında tekkesi kapatılmayan tek kişidir. Çünkü o özel bir kişidir. Şeyh Atay Efendi buradadır. Mesela Bal Mahmut diye tanırız biz. Mahmut Baler aslında ismi, soyadı kanununa Baler soyadını aldı. Kimdir? Tarih anlatıcısı. Ağzından bal damlarmış. O yüzden Bal Mahmut diyoruz o kendisine. Celal Bayar'ı hepimiz tanırız. Celal Bayar'ın oğlu Refik Bayar buradadır. Ve Refik Bayar bakın aslında vapur seyahat ederken günlük hayatın da nasıl devam ettiğini bize gösterecek. Refik Bayar eşi Zekiye Hanım'la bu vapurda tanışıp evlenecekler. Günlük hayat devam ediyor aslında. Böyle de bir aşk hikayesi evet, çıkmış. Vapurda 3 ayrı aşk hikayemiz var Rüzgar Hanım aslında. Öyle tabii, mi? Tabii bir de nikah var. Çünkü kaptanların nikah kırma hakkı olduğu için geçici olarak. Bir de nikah var orada. 3 büyük aşk hikayesi, biri nikahla sonuçlanan, biri vapurda, biri dışarıda nikahla. Yani Celal Bayar'ın oğlu dışarıda nikahlanıyor. Özel aşk hikayeleri var böyle. Mesela Orhan Veli'yi de hepimiz tanırız. Babası klarnet virtüözü olarak vapurdadır mesela. Çok önemli bir şey daha söylemem gerekir. Tabii bu vapur yurt dışını gezeceği için yabancı dil bilmek lazım. Herkes yabancı dile hakim değil o dönemlerde. O yüzden o dönemin en prestijli okullarından, yani Robert Kolej'den belli öğrenciler seçiliyor. Onlar da tercüman olarak geliyor. Bunu niye söyledim? Çünkü Türk ve kadın öğrenciler seçiliyor. Mesela Melek Bedri Hanım o dönemde okullarda Türk ve kadın öğrenci olması çok zor bir şey. Dolayısıyla zaten aslında çok iyi eğitim almış kadınlar tercih ediliyor. Toplamda 285 kişi, tabii ben ilk aklıma gelenleri bunları söyledim ama mesela o dönemdeki Türkiye'deki tek ecza deposunun sahibi Hasan Ecza Deposu, o da ıtriyatını sergileyecek. İlk aklıma gelenler çok önemli insanlar var. Yani aslında dikkat ederseniz yine sağlık dedim, eğitim dedim, sanat dedim. Aslında her alandan şey. Evet, yine her alandan bir temsilci var. Bir de Rüzgar Hanım o dönemin fotoğraflarını görürsek, ben kitabımda birkaç fotoğrafı paylaştım. Kılık kıyafet devrimi olmamasına rağmen vapurdaki kadınlar batılılar gibi giyinmişlerdir. Bu çok önemli. Evet, şapka tanıtılmış ama daha kılık kıyafet devrimi olmamıştı. O yüzden aslında Türk kadınının ilerlemesi de vapurla dünyanın belirli kısımlarına tanıttırılacak diyelim. Herkes kendi mesleğiyle diyeyim, kendi ilgi alanıyla inanılmaz güzel şeyleri sembolize etmiş aslında. Kimse orada boş yere oraya gitmemiş. Herkes bir şey temsil etmeye gitmiş. Bu da aslında çok güzel bir detay. Peki bu yolculuk nereden başladı? Nereden başladı ve nerelere gitti? Seferleri nasıl ilerledi diyeyim vapurun?
Şimdi Rüzgar Hanım, bu vapur 86 gün boyunca yolculuk yapacak. 12 Avrupa ülkesine gidecek ama 16 limanda duracak. Bazı ülkelerde 2 limanda duruyor çünkü. 16 limanda duracak. Ağırlıklı olarak Avrupa olduğu için Avrupa ülkesi dedim ama başka yerlere de gidecek. Mesela Baltık'a da gidiyor. Bu cümleme burada söylememin sebebi şuydu. Siz dediniz ya nerelere gitti diye sordunuz. Çok ilginç bir şey var burada bu yolculukta. Esasen Avrupa ve Baltık planlanmıştı. Şimdi neden? Çünkü gideceğimiz limanlar öyle limanlar ki Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda savaştı. Meclis Hükümeti'nin de Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı ülkeler. İngiltere gibi, Fransa gibi, Rusya gibi, İtalya gibi. Bakın bunlar hep itilaf kuvvetleridir. Hep güçlü devletlerdir. Şimdi neden buralar tercih ediliyor? O zamandan gelmiş olan geri kalmış barbar Türk imajının değiştiğini göstermek için. Şimdi Bandırma Vapuru'na dönelim. Biz Bandırma Vapuru'na binerek bu ülkelere karşı savaştık. Şimdi Karadeniz Vapuru'nda kendimizi göstereceğiz. Bağlantısı böyledir yani. Çok güzel. Yani bu vapurun hikayesi muhteşemdir Rüzgar Hanım. Şimdi biz özellikle şunu söylemek isterim. 12 ülke dediğimde aslında plan şu. Vapur 12 Haziran 1926'da Galata'dan yola çıkar. Önce bir Cibali'ye uğrayacak, bir kömür alacak, orada bir temizlik yapılacak. Ondan sonra Haydarpaşa'ya uğrayacak, yoluna çıkacak. Planı buydu. Belli yerlerde duracak vapur. Aslında mantıklı olan yani plan Avrupa'ya gitmesiydi. Atatürk öyle yaptırmıyor. Yolculuğun ilk durağını Cezayir'e gönderiyor. Şimdi uzun bir zaman anlamadım neden. Hı. Çünkü Cezayir bir de o dönemlerde Fransızların egemenliği altında bağımsız da değil. Neden acaba Cezayir'e gitti? Baktığınız zaman araştırmalara şöyle yazıyor. Çünkü Cezayir'in Bona limanında duruyor. Bona'nın kömürü çok kaliteliymiş. Oradan kömür almak istemiş. Hakikaten de alıyor. Ama şimdi ben şu soruyu sorarım. Ama Zonguldak'ta da kömür var. Neden Zonguldak'tan kömür almıyor? Çünkü kendimizi tanıtacaksak kömürü de tanıtmamız gerekir halbuki. Sonra okudum ve kitabıma da yazdım. Hayır, Atatürk'ün Bona'ya gitmesinin sebebi kömür değildi. Atatürk'ün Bona'ya gitmesinin sebebi bir başka ülkenin egemenliği altında yaşayan bir Müslüman ülkeye, bir başka Müslüman ülkenin bağımsız olduğunu göstermekti. Dolayısıyla oraya gittiğinde sergi açılmadı zaten. Yani orada bir satış yapılmadı, herhangi bir şey olmadı. Sadece vapur orada durdu. İlk durağımız Bona bizim zaten. Zaten vapurun arkasından şöyle bağırmışlar. Türkler geldi, Türkler geldi diye bağırmışlar. Kadınları görenler de şöyle söylemiş. Siz Müslüman olduğunuza emin misiniz? Çünkü kıyafetler değişmiş olduğu için. İşte vapur bir Müslüman ülkenin, bir İngiltere'nin veya Fransa'nın egemenliği altında yaşamayacağını gösteriyor. Atatürk'ün göstermek istediği buydu. Cezayir'deki bütün olay bu. Çok ilginç, çok enteresan hakikaten ve siz de ilk başta söylediğiniz zaman ben de anlam veremedim. Neden acaba dedim oraya gitmiş ama siz de uzun okumalar sonucu muhakkak ki böyle bir şey ulaştınız. Evet. İnanılmaz değişik bir olay. Yani o yüzden çok şaşkınlıkla dinliyorum hala. Peki bu kadar etkili büyük bir olay basında nasıl yer buldu? Basında yer muhakkak ki bulmuştur. Tabii, tabii. Dış basında, yerli basında nasıl yankılar getirdi bu Karadeniz vapuru? Evet. Şimdi Rüzgar Hanım şeyden sonra, Bona'dan sonra tabii vapur Avrupa'ya gidiyor. Hı hı. Az önce bahsettiğim gibi İngiltere'ye gidiyor, Fransa'ya gidiyor, İtalya'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, İspanya'ya gidiyor. Çok Baltık'ı geziyor, özellikle Finlandiya oraları geziyor, Polonya'ya gidiyor. Yaklaşık işte 86 gün boyunca yol gidiyor. Şimdi bazı limanlarda, basına bağlamak için buradan cümlemi aldım. Hı hı. Bazı limanlarda çok iyi karşılanır. Mesela Barcelona o limanlardan biri. Bir minik bir şey anlatabilir miyim? Tabii tabii. Çok kısa. Tabii, buyurun. Barcelona'da çok komik bir olay var. Böyle yüzümüzü gülümseten bir olay var. Birisi vapura geliyor ve bizim Hacı Bekir lokumları var ya, o lokumlardan hı hı. almak istiyor. Alıyor da, satın alıyor, parasını veriyor ve lokumu alıyor. Tam şeyden çıkacak, vapurdan çıkacak. Tabii limandayız. Gümrük vergisi ödemesi lazım. Meğerse gümrük vergisi ödemesi gerektiğini bilmiyormuş. Ve bu kişi diyor ki ben gümrük vergisi ödemem. Ama lokumu da almış bulundu, ne yapacak? Oturuyor vapurun güvertesinde, bir kutu lokumu yiyor. Ve bu seyir defterine güzel bir anı olarak geçiyor bizim. Böyle çok komik olaylar da geliyor başımıza. İspanya'da vapur çok iyi karşılandı. Londra'da çok enteresan bir olay oldu. Mesela İngiltere'ye gittiğimizde. İngiltere bizim için çok önemli. Çünkü güneşin batmadığı imparatorluk. Osmanlı o kadar savaşmış. Kurtuluş Savaşı'nda onlara karşı çok büyük mücadele vermişiz. Dolayısıyla İngiltere çok önemli. Londra'da bizim limanı yanaştırmadılar. Limana.
vapuru yanaştırmadılar limana. Buna rağmen şöyle bir şey söylediler. Bir sandala binin, açıkta duruyor bizim Karadeniz vapuru. Sandala binin, sandalla gidin. Aslında durumu zorlaştırmaktır burada tabii amaç. İnanamayacaksınız ama o kadar çok kişi gezmiş ki vapuru. Demek ki limana yanaşsa kim bilir neler olacaktı. Çok sayıda insan geziyor. Bizim tiftik keçisinin en çok rağbet gördüğü yer Londra limanı. Londra'da çok rağbet görüyoruz. İspanya'da çok rağbet görüyoruz. Almanya'da mesela Hamburg. Hamburg çok önemli bir liman çünkü Hamburg'da dış ziyafetlere de bizi davet ediyorlar. Sadece vapurun içinde değil ve Türk-Alman dostluğu epey bir gelişiyor Hamburg'da. Hemen hemen birçok limanda Atatürk'le ilgili çok güzel konuşmalar yapılıyor. Hani Türkiye Cumhuriyeti bu kişinin önderliğinde gelişti gibi Atatürk'le ilgili çok güzel söylemler oluyor. Bazı yerlerde dediğim gibi bizi dış davetlere çağırıyorlar. Hollanda'da harika bir şey oldu. Hatta bunu anlatırken vapurla ilgili bir şey söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Onu da içine katarak söylemek buyurun isterim. Vapurda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası var Rüzgar Hanım. Ben bunu bir an atlamışım. Şu an fark ettim söylemediğimi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gittiğimiz her limanda İstiklal Marşı'nı tanıtıyor. Ve gittiği ülkelerinde kendi marşlarını öğrenerek dostluk sağlıyor arada. Şimdi bunu tam burada niye söyledim? Çünkü Hollanda'da bizim Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızı vapurun dışında bir parka davet ediyorlar ve orada bir konser veriyor. Ve bizim Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın başında şef olarak İstiklal Marşı'nın bestecisi vardır. Osman Zeki Üngör vardır. Dolayısıyla sanat alanındaki ilerlemeleri de aslında gösteriyoruz biz. Dolayısıyla Hollanda'daki bu dışarıdaki konserimiz çok ses getiriyor. Tabii ki basına çok yansıyacak. Baltık'ta biraz ilginç şeyler yaşıyoruz. Çünkü beyaz gecelere denk geliyoruz. Beyaz gecelere denk gelince tabii bir türlü hava kararmayınca bizim ekibimizin uyku düzeni bozuluyor. Peki bu bize ne sağlıyor? Madem uyuyamıyoruz o zaman ziyafet verelim. Ziyafetler veriliyor. Gece yemekleri, gece dansları yapılıyor. Dolayısıyla güzel bir yolculuk, Karadeniz vapuru yolculuğu. Birazcık Polonya'da sıkıntımız var. Polonya'ya yanaştığımız zaman biraz siyasi durumlar sıkıntılı. Fransa'nın bir limanında çok iyi karşılanıyoruz Le Havre'da. Fakat Marsilya'da maalesef vapurumuzu yanaştırmıyorlar. Çünkü o dönemde bir başka siyasi olay var. Bozkurt Lotus davası var. O sırada bir başka yerde bir Türk ve Fransız gemisi çatmış durumda. Ve gemiler sebebiyle Türkiye ve Fransa arasında biraz gerginlik var. Bu sebeple Marsilya'da çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Rusya'da biraz Sovyet düzeni sebebiyle Leningrad'da yani bugünkü ismiyle St. Petersburg'da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü tabi bunların hepsi basına yansıyor. Çünkü Sovyet düzeninde şöyle bir şey var. Vapur yanaştırmadan bizim vapura biniyorlar ve mesela iş bankasındaki paralara el koyuyorlar. Bizim telsiz odamızı kilitliyorlar. Elimizdeki fotoğraf makinelerini alıyorlar. Çünkü kontrolden geçmesi lazım. Ancak sonra buralar açılıyor tabi ama başta bir sıkıntı çekiyoruz. Dolayısıyla vapur tabii 86 gün sonra dönecek. Para açısından baktığımız zaman 120 bin liralık bir satış yapmışız ama bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız Türkiye'yi tanıtmaktı. Tabii Atatürk'ün onayı var. Bütün bunların hepsinden haberi var. Bunu söylemeden geçmeyelim. Basında bütün bunlar basına yansıyor. Yani her gittiği limanda basında neler olduğunu görüyoruz. Ama İngiliz basını için, İngiltere çok önemli olduğu için söylemek isterim. Ben kitabımı kapağında da kullandım. İngiliz basınında bir haber vardı ve o haberin başlığı çok önemliydi Rüzgar Hanım. O başlıkta şöyle yazıyor. Avrupa'nın hasta adamı, yani Osmanlı'dan bahsediyor. Avrupa'nın hasta adamı kendini nasıl iyileştirdi? Müthiş bir başlık bence. Mesela Fransız gazetelerinde çok sayıda gazetede yer verilmiş. 20'ye yakın gazetede Karadeniz vapuru anlatılıyor. İngiliz basınında anlatılıyor. Şimdi Fransızca basın şu anlamda da çok önemli. Cezayir de Fransız egemenliğinde olduğu için oradaki basın da Fransızca dolayısıyla. Dolayısıyla Cezayir'de olup biteni de aslında basından okuyoruz. Dolayısıyla basında çok yer almış. Türk basınında da öyle. Mesela vapurdaki kadın gazetecimiz Bedia Celal o bütün anılarını basına yansıtıyor. Gazetede tek tek yayınlanıyor gibi bir şimdi durumumuz o var. Şimdi o zaman kuşkusuz ki ulaşılmak istenen noktaya ulaşılmış. Evet. Değil mi? Yani Türkiye tanıtılmış. Belki Türkiye'nin diğer ülkeler gözündeki yanlış itibarı bir şekilde yeniden gerçek itibarıyla değiştirilmiş, evet. Olması gerekenle değiştirilmiş. Peki bu kadar güzel şeyden sonra vapur gezdi, döndü, dolaştı, geldi. Geldi mi? Yani vapur ne oldu? Vapurun sonu ne oldu? Evet, şimdi Rüzgar Hanım bu vapurun sonuna gelmeden
Şunu söylemekte fayda var. Atatürk bu vapurla gezmedi 86 gün. Bazen bunun sorusu gelebiliyor. Atatürk vapurda mıydı diye. Hayır, vapurda değildi. Neden? Bu önemli bir konu. Çünkü devrimler sürecindeyiz. Ve 1926 yılındayız. Bu dış ilişkiler açısından baktığınız zaman daha Musul sorununu bile halletmediğimiz anlamına geliyor. Atatürk'ün uğraştığı başka işler var. Dolayısıyla 86 gün boyunca bu yolculukta duramaz. Ama Atatürk vapura bindi. Onu da çok kısa anlatmak isterim. Tabii tabii. Atatürk vapur Cezayir'e gitmeden önce Mudanya'dan bindi. Bence orada bile bir sembolü var. Çünkü Atatürk o kadar öngörülü bir lider ki biz Kurtuluş Savaşı'nı Mudanya mütarekesiyle bitirmiştik. Atatürk Mudanya'dan vapura biniyor. Şimdi yine bağlantıyı kuralım. Sıcak Savaş'ın bittiği yerde Uygarlık Savaşı'nı başlatıyor. Bakın bağlantıya bakın, Atatürk böyle bir adam. Ve orada Mudanya'da bir gün bir gece vapurda kalıyor. Her şeyi denetliyor. Yemekler onun denetiminden geçmiştir. Standlar onun denetiminden geçmiştir. Onun onayıyla yola çıkmıştır. Ama Atatürk tabii vapurdan inecek. Yani 86 gün boyunca bu yol vapurda değil. Eylül ayında vapur geri döndü. Haziran'da yola çıktı. Eylül'de geri döndü İstanbul'a. İstanbul'a dönerken Çanakkale'den geçerken şehitlerimiz için çok güzel bir tören yaptılar vapurun güvertesinde. Onları andılar. Sonra vapur geldi ve İstanbul'da tekrar demirledi. Peki ne oldu demirleyince? 3 gün boyunca ziyaretçiler açıldı. Yani İstanbul'daki kişilerin de gezmesi sağlandı. Ama yine Atatürk çok güzel bir şey yaptı. Ve o vapuru gezmek isteyenler için girişe bir bilet gişesi koydu. Neden? Çünkü o bilet gişesinde kesilen biletler karşılığında alınan bütün para o bir sene önce açılmış olan Türk Tayyare Cemiyeti'ne verilecekti. Şimdi istikbal göklerdedir. İşte bu sefer de şimdi uçağı koyamayacağımıza göre vapura bu sefer de göklerle ilgili, uçakla ilgili devrimini de, yani aslında kırık kanatlar diyoruz ya biz, o kırık kanatlarla ilgili devrimini de böylece Tayyare Cemiyeti'ne de oradan bir gelir sağladı. Bakın her şey birbiriyle devam etti. 3 gün sonra artık burası kapandı. Karadeniz vapuru kenara çekildi. Herkes normal hayatına devam etti. Bir şey anlatmak istiyorum. Çok yeni bir bilgi benim için de. Bunu özellikle söylemek çok istiyorum. Çok heyecanlı. Hemen dinlemek istiyorum. Bu kadar zamandır Karadeniz vapurunu çalışmış bir insan olarak hala yeni bir şeyler öğreniyor olmak bu konunun ne kadar dinamik bir konu olduğunu gösteriyor bana aslında. 1930'lu yıllarda, yani devrimler hala devam ediyor. Hatta sanat alanındaki devrimlerin en atılımlı olduğu zamanlarda Karadeniz vapuru bir yolculuğa daha çıkıyor. Peki ne yapıyor? 17 sanatçıyı, tiyatro sanatçısını ve içinde kadın sanatçılar da vardır, turneye çıkartıyor bu kez de. Ve Karadeniz'de gezdiriyor bu sefer. Samsun'da duruyor, Sinop'ta duruyor, çeşitli limanlarda duruyor ve gezici Türk tiyatrosu oluyor bu kez. Gezici seyyar sergiyken gezici Türk tiyatrosu oluyor ve 1930'lu yıllarda bir kere daha Türkiye'yi, bu sefer sanatçılarını tanıtıyor. Sonra geri dönüyor. Ama maalesef Atatürk vefat ettikten sonra 1951 yılında Hurda'ya ayrılıyor. Sonra Cenova'ya satılıyor. Ki biz tabii program süresi içinde biraz özetle geçiyoruz ama Cenova Karadeniz Vapuru'nun uğradığı limanlardan biriydi. O uğradığı limanlardan birine satıldı ve maalesef Hurda'ya ayrıldı. Bu çok üzücü olmuş. Yani bizim için bu kadar tarihimizde önemli, anlamlı bir imgenin diyeyim, bir simgenin, sembolün bu şekilde sonu, bunu beklemiyordum, çok üzüldüm. Evet. Keşke biz de onu tutabilseydik ve sergi olarak belki şu an bile hala Türkiye'ye gelenlere gezdirebileceğimiz bir sergimiz olarak kalsaydı diye içimden ümit ettim ama maalesef ki öyle olmamış. Evet, aslında Rüzgar Hanım, ben her zaman kitabımda da yazdım, Karadeniz Vapuru ile ilgili konuştuğum her yerde de söylemeye gayret ediyorum bunu. Ben olsaydım bugün en azından bir replikasını yapıp sergi olarak, en azından müze olarak, sergi değil ama müze olarak açardım. Çünkü biz bugün Bandırma Vapuru'nu müze olarak gezebiliyoruz. Bir replikası yapıldı. Çünkü Bandırma Vapuru da Hurda'ya ayrılmıştı ama bir replikası yapıldı ve gezebiliyoruz gidip. Şimdi aynı şey Karadeniz Vapuru için de yapılabilir. Birebir yapılabilir. Belki Galata'da belki olmaz. Hani oradaki sirkülasyon sebebiyle olmaz ama belki başka bir yerde açılırsa biz de içini bir gezebiliriz, müze olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Hep içimde kalan bir şey bu benim. Evet, umut ediyoruz. Umut ediyoruz. Evet. Şimdi hocam çok güzel şeyler anlattınız. Hikaye gibi dinledim. Tekrar tekrar da yine dinlerim. Çünkü gerçekten aslında çok bilinmeyen bir konu. Şimdi biz tarihin bazı gerçekliklerini çok iyi biliyoruz, okutuluyor. Ama böyle bir şey daha önce ben sanmıyorum ki çok kişi bilsin. Sizin sayenizde öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Burada çok süreye
kısıtlı bir program yapmak durumunda kaldık. Eminim ki çok daha detaylı bilgileri kitabınızda bulmak isteyen izleyicilerimiz için bir kez daha göstermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Genç Cumhuriyet Karadeniz Vapuru'nda Evrim Şencan Gürtunca imzalı çok değerli bir kitap bence. Çünkü tarih hakikaten her devlet için çok önemlidir. Tarihini bilmeyen geleceğini de yazamaz, geleceğini de bilemez. Çok teşekkür ediyorum tekrar teşekkür değerli ediyorum. Bilgileriniz için, Rüzgar katıldığınız Hanım, çok için. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.